hazırlık videosu çekmek istedik arkadaşlar. Aslında bir videomun içerisinde Lina'nın düğün kıyafetini alırken göstermiştim ve siz çok istediğiniz için çekiyorum bu videoyu. Lütfen hazırlanma videosu gelsin, düğün vlog gelsin diyenleriniz çok fazla oldu. Düğünü çekmek istemiyorum arkadaşlar çünkü çıkmak isteyen olabilir, çıkmak istemeyen olabilir. Yani yüzlerce kişi olacak orada. Herkesi orada kameraya çıkarmayı çok doğru bulmadığım için çekim yapmayacağım. Bugünkü asıl videomuz hazırlanma videosu arkadaşlar. Düğünde ne giyineceğiz, nasıl makyaj yapacağız, saçlarımızı yaptıracağız. Sizin istediğiniz için size çekimini yapacağım. Şimdi ilk olarak kuaföre gideceğiz. Şu an görüyorsunuz saçım başım berbat durumda yani. Hemen bir şöyle el popuzu yaptım, bıraktım. Yüzümde hiç makyajım falan yok. Gidelim kuaförümüze. Ne yaptırmak istiyorsun? Ben ufak şu kadar falan değil. Ay, o kadar değil. Şu anda görmediğim için o kadar gösterdim. Kesin yapma lütfen. Saçımı kestireceğim. Ondan sonra mavi bir şey taktırıp fön çektireceğim. Mavi şu şeyi taktırmayalım bari ne olur annem ya. Bence de kızım. Bence de lütfen. Uyumlu. Hayır kombinle uyumlu olacak. Kombinle uyumlu da yani taktırmayalım. Hayır. Çıkarır sonra. Neyse taktır bari bir tane mavi, tamam. Mavi bir takımı var. Çok güzel ceket etek giyinecek. Abiye falan giymeyeceğim. Ben zaten gerçekten abiyeden hiç hoşlanan bir insan değilim. Gün geçtikçe de yaşım ilerledikçe de daha da soğudum nedense abiye kıyafetlerden. Olabildiğince sade giyinmeyi seviyorum. Sadenin de şıkları var. Bilmiyorum şık olacağımı düşünüyorum. Sürpriz olsun kıyafetim. Evet bakalım ben de kendimi merak ediyorum. Bir böyle hoşuma gitti aldım ama bakalım üstümde nasıl duracak. Güzel. Siz sizler beğenecek ben misiniz? Beğendim. O zaman kuaföre giderek başlayalım. Ben ne yaptıracağım bilmiyorum ya. Maşa mı yaptırsam, düz mü, karar veremedim. Kuaförüme bırakacağım ben. Manikürümüzle başladık. Tırnaklarım gerçekten çok kötü durumda. Ben hiç uzatmıyorum zaten. Fark ediyorsunuzdur siz de arkadaşlar. Yani çok uzun tırnak sevmiyorum. Hele bu jel tırnaklar falan hiç benlik şeyler değil. Yine de başladı bu arada. Merhaba. Eyvallah. Ne kadar kestireceksin yine? Bu kadar. Şöyle. Hayır o çok. Tamam sen bilirsin. Bak şimdi biz kuaförler, sen bu kadar istiyorsun ya. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Şu kadar kesiyoruz. Ya öyle. Onun için biz kuaförler küçük öyle diyeceksin. Ben inanmıyorum. Halledelim değil mi? Çok güzel olacak. Zaten güzelsin kızım. Maşallah. Oynatma, oynatma. Bak. Ooo ne güzel gitti ha. Evet. Anasar abim biliyor işi. Bak hemen başlayalım. Aa, aa, ne güzel oldu. Gitti vay. Saçlar gitti. Gördün mü? Kısalıya gitti. Bak şimdi bak. Ya gördün mü? Yazık değil mi bir tanem? Çok güzel saçları. Saçlarım için aşırı mutluyum çünkü çok güzel olacak. Zaten güzeldi. Manikür, pedikür. Tertemiz, mis gibi oldu işte o. Oh. Bundan maşa istiyor. Düğün ya, yaptırsın ne olacak? Tabii ki. Yılın ilk karı yağdı. Sabah da fırtına vardı. Ama bayağı soğudu. Anne yetişmeyeceğim dedim. Bak bir şey yaptırdım. Fön çektirdim, saçımı kestirdim. Sonra maşa yaptırdım. Bir de şimdi şey takacağım, mavi şey takacağım. Hala senin için gitmiyor. Şimdi mavi saç taktırıyorum. Boncuk. Çok güzel oldu. Bu. Nasıl? Bugün masmavi olacaksın. O da güzel ama bence bu. Vay. Sen artık hazırsın. Giyinmem ve makyajım kaldı, sonra bitiyor. Makyajım mı kaldı diyor? Makyaj mı dedi? Ya, dimer, eyeliner, bir tane çil süreceğim. Sonra dudak şeyi, penne öyle. Highlighter'ın da eksik. Highlighter'ın da eksik. Tabii. Tabii canım. Her şeyi de bilmiyorum abi. Anne ben bir highlighter'ını bulamadım. Nerede o highlighter? Ben sürmüyorum highlighter'ı. Şu yaşıma kadar hiç sürmedim. Sen zaten doğuştan highlighter'lısın. Sen bir alın. Bir de ruj, tamam. O da düğün için. Saçlarım nasıl oluyor bu arada? Güzel. İyi gidiyor. Ama benimki kadar olmasa da... Tabii yine kadar olma. Seninle yarışamam aşkım. Sen güzel olduğun için çabuk bitti. Benim zamana ihtiyacım var güzelleşmek için. Çok havalı oldu ya. Bizim havamız yeter ya. Vallahi ellerinize sağlık. Havalısınız Rukiye Hanım. Rukiye Hanım, var başka bir isteğiniz? Çok teşekkür ederim. Daha teşekkür ederim. Ya, değil mi? Nasıl? Gerçekten. Bak, bak. Şimdi hanım da güzel. Evet, onun güzelliği yaptı. Kuaförümüzün eli şahane. Bayıldım.
Şimdi gidip eve hazırlanalım artık arkadaşlar. Evet, hazırlık zamanı. Yine makyajımı da öyle bir düğün makyajı beklemeyin benden arkadaşlar. Ben öyle koca koca eyelinerlar, kuyruklu kuyruklu falan öyle şeylerden çok hoşlanmıyorum. Olabildiğince yine sade yapmaya çalışacağım. Çünkü benim için ne kadar fazla abartılırsa o kadar rüküşleşiyor gibi geliyor bana. Ben kendim de beğenmiyorum, öyle söyleyeyim. O yüzden sade bir şey yapacağım arkadaşlar. Birazcık şöyle yüzümü nemlendirerek başlayayım. Ne kadar sade olursak o kadar şık oluyoruz bence. Biraz şöyle yüzümü renklendirmek için. Biraz da makyaj videosu gibi oldu. Hazırlık videosu çekiyoruz. Başka nasıl hazırlanacağız? Evet. Makyaj çekeceğiz, saç çekeceğiz. Bir de ne giydiğimizi göstereceğiz. O kadar. Azıcık şöyle aydınlık versin yüzüme diye hafif geçeceğim. Pompalıyorum ki böyle fondöten lekesi kalmasın. Ya ben elimle sürmeyi seviyorum. Çünkü en güzel fırça parmaklarımız. Ya da böyle pompalayarak. Birazcık rengimizi açalım, aydınlanalım diye. Parlattı. Yok, parlamasının sebebi şey, nemlendirici sıktım ya, birazdan matlaşır o. Bu kadar. Birazcık da gözümüzün altını aydınlatalım. Bunu günlük makyajında genelde herkes yapıyor ama ben hiç kullanmıyorum. Sadece böyle özel bir şeylerde sürüyorum. Yoksa yüzümüze sürdüğümüz fondöteni zaten gözümüzün altına da sürüyoruz. Kat kat sürüp de cildi yormaya gerek yok bence. Hatta artık ben fondöten de sürmüyorum günlük kullanımlarımda. BB krem sürüyorum arkadaşlar. Renkli güneş koruyucular. Böylelikle cildimi de yormamış oluyorum. Güneşten ve ışıklardan da korunmuş oluyor. Kirpiklerimi de beyaza boyadım. Fondötenle. Birazcık da kaşlarımızı renklendirelim. Çünkü kaşlarım da fondöten oldu. Azıcık şöyle açık kahverengi sürüyorum. Çok siyah kaşlarım yok çünkü benim. Şöyle. Oldu mu Taner? Oldu oldu. Ya göremiyorum ben buradan. Bu aynayla makyaj yapmaya hiç alışık değilim. Banyodaki ışığımı da yapıyorum banyo aynasında. Orada çok net görüyorum ama burada emin olamıyorum yaptığım işten. Güzel. Canlarım nasıl gidiyor? Siz de yazın yorumlara. Makyaj videosu da isteyenler oluyordu. Alın size bakın, makyaj videosu da çıktı aradan. Şu renkte bir bazım var arkadaşlar. Bunu hiçbir şey sürmesem de bunu mutlaka sürüyorum ben. Bu ve rimel yetiyor bana. Arada bazen çok açık kahverengi, hafif bir pembe ya da bordo çok seviyorum. Bugün siyah bir kombin giyeceğim için siyah bir makyaj yapmak istemiyorum. Bordo, hafif bir bordo yapacağım ama. Ama önce tüm göz kapağıma bir baz uygulayacağım. Bunu niye yapıyoruz? Böyle göz kapağımıza aydınlık versinden ziyade fondötenimiz çizgi çizgi oluyor ya böyle terlediğimizde ya da bir süre sonra gözü açıp kapattıkça burada çizgilikler oluşuyor. O çizgilik oluşmasın. Göz kapağımız temiz dursun diye şöyle kaşıma kadar her yerime baz sürüyorum. Öyle saatlerce yok kontür yapayım, elmacık kemiklerimi çıkartayım, burnumu daraltayım, burnumu dikeyim, çenemi uzatayım gibi bir makyaj beklemeyin benden. Hem hiç sevmiyorum, bambaşka bir insan oluyor. Tabaka tabaka duruyor yüzde. Hem de zaten çok şükür ki öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Zaten Allah beni kontürlü yaratmış. Çok şükür maşallah. Değil mi canlarım? Tek bir fırçayla yapıyorum bütün makyajımı arkadaşlar. 5 tane fırçayla makyaj yapamam. Ben öyle streslere gelemem. Tek bir fırçayla bazımı yaptım. Tek bir fırçayla da şu görmüş olduğunuz bordoya minicik dokunduruyorum. Kaşımızla gözümüz hizasındaki kemik var ya, orası işte gölge yeridir. O gölgeyi yaptığımızda bütün gözüne makyaj yapmışsın gibi görünür arkadaşlar. Hem hafif hem de şık bir makyaj oluyor. Sadece oraya uyguluyorum. Bakın şuraya. Şu. Bak bu bile ne kadar koyu çıktı. Ben onu şimdi olabildiğince dağıtacağım. Hatta fazlasını da alacağım. Minicik dokundurduğum halde. İşte bu. Kemiğe yapıp dağıttık. Bu kadar. Hafif. Belli belirsiz. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Şu kemiğini sürüp fazlasını alıp dağıtıyoruz. Daha çok buraya dağıtıyoruz. Sonra şöyle bir kere de buradan geçiyoruz. Ne zor işler ya. Ne zor ya. Benim yaptığım makyaj çok basit bir makyaj. Çok doğal bir makyaj. Hiç kimse kalkıp da ne kadar abartı makyajı var diyemez. Ya da yüzü ne kadar soluk, birazcık renklendirseymiş de diyemez. Bakışlarım buğulu olsun diye. Yine siyah kalem kullanıyorum. Siyah çünkü gözü hem kısıyor arkadaşlar, küçük gösteriyor, hem de çok koyu görünüyor. O yüzden ben yine göz kalemimi kahverengi kullanıyorum. Şöyle içine bir sıra geçip bırakıyorum. Bu kadar. Hem üstüne hem altına aynı anda sürmüş oldum. Görebildiniz mi? Gördüm. Gösterebildin mi Taner? Evet. Şu gözümü yakından çek istersen. Bakın şöyle kenarına koyup gözümü kapatıyorum. Bir oraya bir buraya, ikisine de sürmüş oldum. Ben yine eyeliner hiç sevmediğim için sadece kenarına şöyle minicik bir çizgi çekiyorum. Her makyajımda yapıyorum bunu. Onu da siyah da değil, hep yine kahverengi çekerim. Kenarından
İşte bu kadar. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Bu kadar. Hiç buralara sürüp de öyle gözüme kocaman bir göz makyajı çıkarmak istemiyorum. Ve oldu. Bir de rimelimi sürünce göz makyajım bu kadar. Ama rimelimden önce şu yüzümü bir tamamlayayım. Bu da benim fix her zaman kullandığım renktir. Ne renk bu Taner? Valla pembeye daha çok benziyor. Pembeye mi benziyor, kırmızıya mı benziyor bilmiyorum ama kırmızı olmadığı kesin. Kırmızallık hiç sevmem. Herhalde pembemsi bir ton. Onu da yine sadece dokunduruyorum pompalayarak. Elmacık kemiğimin tam üstüne. Şöyle sürmüyoruz. Yukarı doğru. Hafif sürüyorum ki yüzümün rengi görünsün. Kendi rengi görünsün beyaz beyaz. Bir de burnumun ucuna kondurayım hadi. Tamam. Hadi rujumu da süreyim. Çünkü dudaklarımın her yeri fondöten olmuş. Son olarak da rimelimi sürüyorum ve bitiriyorum. Kendi kirpiklerin daha güzel. Ama rimelsiz makyaj çok kötü oluyor. Bomboş bir bakış oluyor. Ya hiç makyaj yapmayacaksın, rimel sürmeyeceksin. Ya da makyaj yaptığında kesinlikle azıcık da olsa, kirpik uçlarına da olsa rimel sürmek gerekiyor bence. Bak, hangi gözüm daha canlı duruyor şimdi? Evet, sürdüm. Bu daha boş bakıyor değil mi? Çünkü makyaj vardı o yüzden üstünde. Makyaj olmasaydı bu da güzel. Buraya da bir kat geçelim ve bitirelim. Evet, bu kadar arkadaşlar makyajım. Bir de son olarak, bunu da her zaman sıktığım bir şey değil ama fondöten sürdüğümde sıktığım bir şey. Cildin gerçekten nefes almasını sağlıyor. Yüzünüzde o ağırlığı hissetmiyorsunuz. Her ne kadar az da sürsem ben o ağırlığı hissediyorum ve sevmiyorum arkadaşlar. Hem makyajı sabitliyor hem de o rahatlatıyor. Sanki yüzümü yıkamışım, makyajımı çıkarmışım gibi nefes alıyor yüzüm. Bunu da şöyle kurutalım. Ve hazırız. Şimdi giyinip gelelim. Linoş bakalım nasıl oldu? Biz hazırız. Şöyle. Çok güzel. Önce Linoş'umdan başlayayım. O kadar tatlı görünüyorsun ki. Zaten şu bakışların bile seni güzelleştirmeye yetiyor anneciğim. Hep böyle mutlu ol. Güzel bak annem. Ben çok beğendim Lina'yı arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Bir de ruj sürdük. O da bugüne özel. Şu, o da kız çocuğu çünkü heves etti. Çok da güzel oldu. Ben nasıl olmuşum arkadaşlar? Çok güzel. Sen de çok şıksın. Hoş duruyor muyum? Evet. Şimdi beni biraz fazla sade görmüş olabilirsiniz. Ama benim tarzım bu arkadaşlar. Ben öyle şakır şakır giyinip çıkmayı çok seven bir insan değilim. Aslında bugün düğün olduğu için bunun üstüne kolsuz düz bir badim vardı. Onu giyinecektim. Ama gerçekten hava da çok bozuk. Bir de giyip denediğim zaman çok fazla şık buldum kendimi. O kadarına gerek görmedim. Biraz daha sporlaştırmak için çok ince yapıda bir triko giydim. Özellikle eteğime bayıldım bence. Çok bak güzel. Düğüne de gitsem giyilir, günlük de gezerim. Aynen işte. Mesela hava bugün çok kötü. Tipi var yani dışarıda. Kar yağdı. Evet, düğüne gidiyorum ama çizmeyle gidebiliyorum. Etek onu kaldırdı. Son olarak gitmeden şu saçlarımın dalgalarını biraz daha açalım. Giderken taramayı tercih ettim. Hemen bozulmasın diye. Biraz düzleştirirsem daha güzel olacak bence. Üstüne ne giyeceksin? Nasıl oldu? Çok güzel. Bir de şöyle enfes tabii kokum var arkadaşlar ama yemin ediyorum beni benden alan bir koku bu. Normalde kokuya inanılmaz hassasiyetim var. Deterjan kokularına falan hiç gelemem ama bu koku beni benden alıyor yani. Mis gibi anne, şöyle bir kokulanalım. Ben de bir tane eskileyim. Bir tane olur. Çok değil. Tamam. Üç. Bunu da üstüme giyeceğim Taner Bey. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel bakıyormuş gerçekten. Çok güzel. Şık oldunuz. Şık mı oldun? Güzel değil mi? Tam düğüncü. Hadi gidelim, tam düğüncü. Düğüne uygun mu bilmiyorum ama evet. Bence yeter. Bana bu kadar yeter arkadaşlar. Çok. Gidelim o zaman. Fazla abartı güzel değil. Hadi videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, bu videoyu siz benden istediğiniz için çektim. O yüzden lütfen artık herkes kendi düşüncesini, fikrini yazsın. Sizce düğün için iyi mi? Bana yakışmış mı? Saçlarım nasıl? Makyajım nasıl? Linoşum nasıl? Hazırlanma videomuzu beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Yorumlarınızda heyecanla bekliyorum. Hepinizi tek tek de okuyorum arkadaşlar. Aynı anda hepinize okuyup kalp gönderemesem de her boş vaktimde mutlaka girip mutlaka okuyorum, emin olun. Çünkü yorumlarınız bizim için çok değerli ve kıymetli. Siz ne istiyorsanız biz videolarımızda ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. O yüzden yorumlarınızı bizden esirgemeyin ve videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.